Olay televizyonu ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Hayatın tadı başladı. Efendim, dilerim olmanız gereken yerdesinizdir. Dilerim iyisinizdir. Dilerim aslında bugün de yapacak pek bir işiniz yoktur. Rahat ve keyifli bir gün geçirirsiniz. Bizler bugün yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. Programımızın ilk yarısında finans danışmanı Sinem Toplan bizimle birlikte olacak. 2018 ile beraber aslında birçok yeni uygulama da geldi. Biraz bunları öğreneceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Programımızın ikinci yarısında ise iç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte olacak. Obeziteyi konuşacağız efendim. Şimdi dilerseniz mutfakta günün menüsüne bakalım. Mutfaktayız. Şef Emre İdrisoğlu'nun yanında. Emre günaydın. Günaydın Meva'cığım. Nasılsın? Çok şıksın bugün gerçekten. Ya çok teşekkür ederim. Bütün stüdyoyla senin renklerin de birleşmiş. Harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Nilgün annemin hediyesi bu gömlek. O yüzden böyle çok heveslenerek, özenerek giyindim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Süper. Gerçekten çok güzel. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de böyle biraz... Sabah yayın koşuşturması telaşı, havalar biraz dengesiz Emre. Birkaç gün yağışlı geçecekmiş zaten. Evet. Hafta sonunda kar geliyormuş Bursa'ya maalesef. Yani sonunda gelsin. Havalar evet. Çok güzel ama bu bir yandan da çok kötü. Ya öyle. Zaten hani Bursa karıyla ünlü bir şehir. Yağsın artık. Evet. Bekliyoruz. Ben yılbaşı akşamı çok istemiştim kar yağsın Bursa'da. Çok daha romantik oluyor tabii evet. Yılbaşı akşamı kar. ama son birkaç senedir yağmıyor maalesef. Doğru. Biraz tabii mevsimler, dengeler falan bozuluyor. Sen bugün güzel bir yemek yapacaksın. Bugün ballı, hardallı, kremalı, soya soslu bir marinasyon geçirmiş ızgara baget yapacağız. Çok güzel. Izgara tavada yapacaksın. Izgara tavada yapacağız ama... Sıçrayacak mı her yere? Yok, sıçramaz. Biraz böyle çizikler atacağız bagetlerin üzerine ki çabuk pişsin ızgarada. Aa. Evet. Biraz sarımsakla bekleteceğiz. Krema, hardal, hardalı taneli olarak kullanacağız. Başka hangi malzemeler var? Kekik, pul biber biraz kullanacağım ben yine. Karabiber ve tuz da olacak bu tarifin içerisinde. 1 kilo kadar piliç baget kullanacağım. Piliç bagetleri gezen tavuk olarak seçerseniz çok daha sağlıklı olur. Bir tatlı kaşığı bal, 3-4 yemek kaşığı kadar soya sosu, bir 100 milim kadar krema kullanacağım. Bu arada bitkisel değil hayvansal bir krema kullanacağım. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor bu tarifte. Yoksa bitkisel krema maalesef sıcak uygulamalarda kesiyor. O istenmeyen bir durum. Bir de taneli hardal kullanacağız. Bir marinasyon işlemi geçirecek. Bir 15 dakika beklettikten sonra ızgara yapacağız. Peki hala bunun yanına şöyle güzel sebzeli bir bulgur pilavı hoş olmaz mıydı Emre? Çok iyi olurdu. Gerçekten ben düşünmedim ama bulgurumuz var mı? Var. Yaparız. Tamam, süpersin. Güzel de bir bulgur pilavı yapalım o zaman. Bulgur pilavını da sıkıştırdım oraya, çok iyi. Onu da yaparken tarifini veririz izleyicilerimize. Tamam, bulgur pilavının da tarifini verelim. Çünkü genelde böyle bu bagetler hep bulgur pilavının içinde çok de pişiririz olur, ya evet. Biz böyle severiz. Ben de tavuğu çok sevdiğim için hemen böyle onu da araya sıkıştırayım istedim. Bir şey soracağım sana, soya kullanacağız dedim. Evet. Bu soya istenilen bir şey mi? Yani tam olarak onun sorusu nasıl sorulur? Tam emin şöyle, değilim, temkinli yaklaşıyorum. Uzak Doğu mutfağında çok yaygın. Uzak Doğu yemeklerinde çok yaygın. Bizim ülkemizde de neredeyse bütün restoranlarda artık bulunuyor. Ve tavuklarda da tercih ediliyor. Bugün uygulayacağız. Çok güzel bir sos bu. Bu da aslında Uzak Doğu menşeli bir marinasyon tekniği. Böyle bir uygulama yapacağız. Çok lezzetli oluyor ama soya tabii ki sağlık açısından değerlendirirsek ayçiçek yağının yanında masum. Ha, bir de öyle bir durum var evet, tabii. Yani, ayçiçek yağının yanında çok daha masum ama... Sana bir sorum daha var Emre. Geçenlerde test ettim bunu yılbaşı akşamı. Sigara böreği kızartacağım. Annem dedi ki zeytinyağı ile yaparsan çok duman oluyor. O yüzden ayçiçek yağı kullan. Ama ayçiçek yağı da çok kullanmak istediğimiz bir şey değil. Bunu böyle bir çözümü, alternatifi vardır var. İnşallah. Sızma zeytinyağı sıcak uygulamalara gelmez. Asidite oranı çok düşük olduğu için duman yapar. Ancak Riviera zeytinyağı kullanman gerekiyor. Yani Riviera zeytinyağı sıcak uygulamalar içindir. Sızma natürel zeytinyağı da soğuk uygulamalar soğuk için. Yani salatalar mezeler içindir. Mezeler falan. Mezeler içindir. Tamam. Tava işlemlerinde Riviera kullandığın zaman
ve bir şeker derecesi alman gerekiyor. Bütün böyle bilürye mağazalarında var. 180 dereceyi geçmemesi lazım Benim yani. etler o yüzden mi sıçrıyor olabilir? Sıçrar tabii ki. Yani 200 dereceyi bulduktan sonra hem sağlık açısından çok iyi değil. Tamam, sonunda buldum. Ay yarabbim. Neden sıçrıyor, neden sıçrıyor? Bak, Sıçrar galiba bugün maalesef. çözdüm. Tamam, Riviera olacak. Riviera zeytinyağı. Bir de bir Tamam. mutlaka bir ısı ölçer, şeker derecesi. Onu ben Çok alabilirim sana. çok iyi olur. Tedarikçimize söylerim, getirir. Tamam, süpersin. Emre, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ara ara zaten tarif edeceksin bize nasıl Tamam. yaptığımızı. İyi yayınlar sana da. Sağ olasın. Hayatın tadı başladı. Finans danışmanı Sinem Toplan bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Meva Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 2018'in birlikte yaptığımız ilk programı. Evet. İstersen 2018 mesajlarınla başlayalım mı? Valla 2018 öncelikle herkesin sıradan bir dilekle başlayayım. Huzur, mutluluk ve sağlıkla başlasın Kesinlikle. Diyorum ama kendi dilimde de istikrarın olduğu, işsizliğin azaldığı, verimliliğin olduğu, karlı bir yıl geçirelim hep birlikte. Yeniliklere hazırlıklı olalım diyorum. Ve bol paralı, bol paralı, bereketli, evet, bol bereketli değil mi? Olsun, evet. Çok güzel. Aslında 2018 ile beraber bir sürü yeni uygulama da geldi. Bayağı böyle notlara bayağı bakıyorum. Bayağı notlarla kabarık. Geldim ben, evet. 2018 bayağı güzel geldi. Şimdi 2018'de neler değişecek? 2018'de aslında birçok uygulama değişecek. Hayatımızda bazı uygulamalar zorunlu olarak girmeye başladı. Neler oldu? Otomatik katılımlı BES, bireysel emeklilik sigortası başlamıştı 2017'nin başında. 2018'de artık 50 çalışandan fazla, 50 ile 100 arasında çalışanı olanlar otomatik katılıma devreye girecekler. 1 Temmuz'dan itibaren de 10 ile 50 çalışan arası. Yani giderek artık herkes otomatik bireysel emeklilik sistemine katılıyor olacak. Neydi bu otomatik emeklilik, otomatik bireysel emeklilik sistemi? Tasarrufu çalışanları yönlendirmek amaçlı geliştirilmiş bir sistemdi. Maaşımızın, daha doğrusu gelirimizin %3'ünün sisteme dahil olmasıyla elde ediliyor. Minimum kesinti 53 lira oluyor maaşımızdan. Ve bunun organizasyonu tamamını işveren yapmak zorunda. Bizim maaşımızdan kesiliyor çalışan olarak. 53 liralık birikimlerle yıl içerisinde devlet de bize, biz bu tasarrufa destek olduğumuz için devlet de bize destek oluyor. %25 ilave katkı payı veriyor. Bireysel emeklilikten eğer istersek 2 ay içerisinde cayabiliyoruz. Caymakla ilgili bir sıkıntımız yok. 2 ay içerisinde ama caymadık. Sistemde kalıyorum dedik. O zaman bir de devletin yine bir katkısı var. 1000 lira da hediye ediyor bize. Kaldık diye istikrarlı bir şekilde. Hali hazırda eğer biz bir sigortamız varsa, bireysel emeklilik sigortasına devam ediyorsak İstersek otomatik katılımı iptal edebiliriz. Zaten mevcut bir ödeme planımız var, emeklilik planımız var. Bu emeklilik planını bozarsak eğer bununla ilgili cezası söz konusu olacak, bazı giderlerimiz olacak. O yüzden ona gerek yok. Otomatiği iptal etme şansımız var. Otomatik katılımlı BES'te geçen yıl başladı demiştim. Daha fazla çalışan olan firmalarla başlamıştı. Şimdi artık herkese yayıldı. Ama genelde kalıyor insanlar. İlk başlarda çok tanınmıyordu. İptal etmeye başlamıştı insanlar ama şimdi kalmaya başladılar sistem içerisinde. Yarısı iptal etti bugüne kadar ama ciddi bir fon oluştu. Dolayısıyla benim tavsiyem emekliliğimizi önden bugünden hazırlayalım. Bireysel emekliliğe istekli bir şekilde otomatik katılım içerisinde kalalım, iptal etmeyelim. Bir de zaten 2 aylık bir süreç var ya, aslında o 2 aylık süreçte insan da şöyle bir tartıyor. Etkileniyor muyum, etkilenmiyor muyum maddi olarak? Siz bana da onu tavsiye etmiştiniz. Ben sorunca Meva bir dur dedi Sinem Hanım bana. Eğer etkilenmiyorsan kalsın. Ama çok hani zorlanıyorsan iptal ettirirsin. Bu aslında izleyicilerimiz için güzel bir tavsiye olabilir. Güzel hani sizi tavsiye. Maddi olarak çok sarsmıyorsa devam etmesinde fayda var. Kesinlikle fayda var. Sonuçta bu para kendi tasarrufunuz. Yani kimsenin inisiyatifinde olan bir şey değil. Sadece bugün için kesinti oluyor ama yarın bunu emekli maaşı olarak ya da toplu prim olarak alacağız. Ne gerekiyor mu? 10 yıl boyunca sistemde kalmak gerekiyor ve 56 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor ki tüm devlet desteğini alabilelim. İçerideki paramızı eğer 56 yaşını doldurmamış olsak da alabiliyoruz ancak bu durumda devlet desteğinin kısmi olarak hesabımıza geçmiş oluyor.
Genelde 45 yaş altındakiler sigortalı oluyorlar. Sistem buna göre entegre edilmiş. Ve diyelim ki ödeme sıkıntısı yaşadık. Minimum 53 lira dedik ya, bu da maaşa göre, yani %3'e göre minimum 53 lira. Ödeme sıkıntısı yaşadık. 3 ay en azından ödememe hakkımız da var. 3 aylık bir bekleme şansı da tanıyor bize. O dönemi geçirip tekrardan kesintilerimize devam ederiz. Bu da büyük bir fırsat diyorum ben. Bunun dışında zaten tasarruf tedbirlerine, önlemlerine dikkat etmeliyiz ama bireysel emeklilik maaşımızdan otomatik kesileceği için zaman içerisinde alışkanlık hale getireceğiz. Bizim için zorunlu tasarruf olmuş olacak. Doğru, çünkü böyle maaştan bir 50 lira alıp da kenara atayım, acil bir şey olur, aman o 50 lira bana lazım olur diyemiyoruz. Evet, diyemiyoruz. Yani o 50 lirayı, nakit parayı alıp bir kenara koymak çok zor. Ama böyle sistemli bir şekilde o banka aracılığıyla otomatik olarak aktarıldığı zaman o para, biz onu çok anlamıyoruz. Onu biriktirmek biraz daha kolay. Hani keşke nakit paraları biriktirebilsek. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. İşte onlarla altınlar falan alınsa, kenara konulsa. Değil mi? Keşke, aslında evet, o daha iyi ama nakit para çok çabuk tüketildiği için böyle sistematik bir şekilde paranın bir kenara aktarılıyor olması bir mantıklı. Bir de şöyle, en baştan beri konuştuğumuz şeyler var biliyorsunuz. %10 tasarrufun her zaman için olması gerektiği. Evet. İşte gelirimizin %10 azıyla da yaşayabildiğimiz. %3'ünü bireysel emekliliğe ayırmakla ilgili bir sıkıntı yok. Daha %7'sini de biriktirmek için fırsatımız var. bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bir elektrik kurumu, Türkiye'deki elektrik kurumlarından biri bir çalışma yaptı. Evdeki tasarruf tedbirleriyle ilgili. Ondan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle şekli göstermişim, ismi veremiyorum ama şu kameraya doğru göstereyim. Şöyle bir ev modeli çizdi. Çizilen ev modelinde de hangi üründen ne kadar tasarruf edebileceğimizi açıkladılar. Şimdi bu önemli bir şey tasarruf tedbirleri için. Çünkü giderlerimizi azaltmak adına bahsetmek istiyorum. Ne var? Diyelim ki buzdolabını, eğer güneş almıyorsa buzdolabımızın bulunduğu yer, 10 santim sadece öne aldığınızdaki kazancınız bir ayda 6 lira. Şimdi nasıl tek yani? Çok hava almasını sağlamanız bile buzdolabında 6 lira kazancınız var. Şimdi tek tek alacağım. Tabii A sınıfını tercih etmek gerekiyor burada. A artı sınıfını. Klimada oda sıcaklığını sabit tutarsanız, sürekli oynama yapmazsınız, ayda 15 lira klimanın temel giderinden tasarrufunuz var elektrikte. Bakın, giderleri kısmak için tek tek bunları belirtmek istiyorum. Aynı zamanda enerji tasarrufu da. Enerji tasarrufu da. Çünkü ülkemiz enerjide ithalatçı durumda biliyorsunuz. Evet. Ütünüz bitmeden baktınız ki azaldı. Ütünün kendi taban ısısı var zaten, fişi. 5 dakika erken sadece çekip de normal taban ısısını kullandığınızda ayda 3 lira kazanıyorsunuz. Buraya bir virgül koymak istiyorum. Şimdi tam da bununla alakalı. Aslında her ayın ilk çarşambası ütüsüz kıyafet giyinme günü. Çünkü böyle bir uygulama başlatıldı. İşte burada dikkat çekmek istenen ayrıntı, hem kadınlar ütü yapmasın, yorulmasın. Evet. Hem de enerji tasarrufu olmasın. Hem de hakikaten kıyafetler kırışık da olsa mühim olan işte insanın kendisidir gibi çok da güzel mottoları var. Şimdi benim bunu dünya üzerinde en çok savunan kişi benim eşim herhalde. Belki de şanslıyım, onun gömleklerini ütülemeden koyuyorum dolaba ama. O da güzel. Dün akşam kendi gömleğimi ütülerken. Her böyle çarşamba yapmadı dediniz. Evet, her ayın ilk çarşambası ama tabii şimdi ben de aslında cesaret edemedim ütüsüz giymeye bu gömleği. Çünkü seyircilerimizin karşısına bilmiyorum kırışık gömlekle çıkmak doğru olur mu? Dışarıda deneyebiliriz aslında. Hem enerji tasarrufu, hem de hakikaten ütüye harcanacak zamana çok daha verimli şeyler yapılabilir. Ben dün bu gömleği ütüledim diye böyle yapmadığı şey kalmadı. Şimdi eminim çok gülüyor bizi izlerken ama hakikaten çok doğru, çok da haklı. Bunu en çok benim eşimin savunuyor olması da gerçekten benim için çok, çok güzel bir ayrıntı. Yani çok da ütüye önem vermemek lazım. Öyle ama görsel olarak birazcık daha şey, özellikle klasik giyimde sanki biraz isteyecek gibi. Sporda belki çok ihtiyaç olmuyor, tişörtte, kot pantolonda belki, ama hani yine gömlekler belki ihtiyaç duyabilir. Yine ben ampulden bahsetmek istiyorum. Ampulde tasarruf 18 liraya kadar varabiliyor. Günde 5 saat çalışma süresi üzerinden hesaplanmış bir ampulde. Verimli kullanımda 18 liraya kadar LED ampul kullandığınızda avantaj sağlıyorsunuz. Fırının da sürekli kapağının açılması, kapanması fırın için çok büyük bir enerji
gider, evet, çalıştırıyor. Dolayısıyla fırında da 10 liraya kadar ayda kazanç sağlama şansınız var. Dolayısıyla sadece bir kere fırını piştiğinde bile, hani ara kontroller yaptığımız zaman çok fazla kendimize elektrik tüketimi anlamında zarar veriyoruz. Buna önemli çalışmalar. Evet, bulaşık makinesinin tam kapasite ile çalıştırılması, boş kullanıldığında yine bu 5 liralık bir avantaj sağlıyor bize. Ve enerji tasarrufu düğmesi varsa harici, değil mi? Muhakkak evet, ona basmamız gerektiği. Bir de prizde bıraktığımız, ucuna takmadığımız şarj aletleri. Bunlar da elektrik tüketimine devam ediyorlarmış. Aa. Dolayısıyla bu da 2 lira ile 5 lira arasında size tüketim fazlası olarak ayda yansıyor. Buna 2 lira 5 lira olarak bakmayın. Televizyonu normal işte yeşil ışığı yanar şekilde bıraktığımızda, kapamadığımızda yine onda 1-2 lira arasında bir enerji kaybı oluyor. Ve bunların toplamı, tasarrufta toplanan fayda minimum 60 lira. Ay çok fena. Ben eve gidince ayda hemen prizdeki takılı şarj aletlerini toplayacağım. Televizyonu kapatıyor muyuz yoksa yeşil ışığı yanıyor mu bilmiyorum. Ona gidip bakmam lazım hemen. Fırınla alakalı ne yazık ki çok bir şey yapamadığım için oradan bir tasarrufum galiba. Bunlar minimum seviyeler. Yani evet, evdeki tüketiminiz ne kadar fazlaysa, ne kadar fazla ampul kullanıyorsunuz daha fazla bir elektrik faturası geliyordur. Ama bu tasarruf tedbirlerine başladığımızda faturalarımızı daha aşağıya çekebilecek görünüyoruz. Çok güzel. Bir de şöyle bir ayrıntı vardı, bilmiyorum doğru mu, onu size sormak istiyorum. Ev işleri yaparken örneğin elektrik süpürgesi çalıştıracakken ya da çamaşırları yıkayacakken hep şey söylenir. Akşam saati yapın. Akşam saati bunun daha uygun olduğuyla daha onu az. Onu aslında kullandığınız abonelikle alakalı. Bazı abonelikler enerji sarfiyatlarında, çünkü sayaçlarında farklılıklar var. Siz hani daha az tüketimli mi kullanıyorsunuz? Bir de akıllı sayaçlar falan çıktı çünkü. Orada değişiyor. Hani akıllı sayaç aldıysanız akşam saati yapmanız daha avantajlı. Yani gece 10'dan sonra yapılanlar daha avantajlı hale geliyor. Ama aldığınız sayaca ve tüketim şeyinize göre hangisini kullanıyorsanız. Benim evimde akıllı sayaç yok mesela. Çünkü ben gece 10'dan sonra her şeyi yetiştiremiyorum. Çalıştığım için. Dolayısıyla gündüz de kullanmak durumunda kalıyorum. O yüzden akıllı sayaç bedelini ödemedim. Tekrar bunu taktırtmadım kendime. Ama bunu kullanan çok insan var. Benim ailemde de. Yani gece ondan sonra işte ev işlerimizi yetiştirebileceksek eğer, akıllı sayaç alıp çamaşırı, bulaşığı ya da elektrik süpürgesini ondan sonra yapmak tasarruf sağlıyor. Elektrik süpürgesinde bile hani 2 lira tasarrufu sadece toz torbasını dolu tutmayarak yapabiliyorsunuz. Yani çok basit önlemler ama topladığınız 60 liraya varan şey rakam da ciddi bir rakam. Toz torbası dolu olduğunda daha çok enerji tüketiyormuş. İçin daha çok fatura ediyoruz. Vay be. Dolayısıyla faturalara dikkat edelim. Faturalara biliyorsunuz geliri arttıramıyorsak gideri kısmamız lazım. Giderler için de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çünkü gerçekten en çok rahatsız olduğumuz giderler faturalar. Yani evet, sanki bize ait değilmiş gibi de davranıyoruz onlara ama sonuçta onlar da tükettiğimiz elektriğin, enerjinin, suyun, doğalgazın neyse bedeli. Dolayısıyla böyle küçük tiyolarla aslında işleri kolaylaştırabiliriz. Klimayı sabit tutacağız. Sabit, ısısını. Evet, sabit diyor. Bir kez daha geçelim mi üzerinden? Hemen geçelim. Buzdolabını 5-10 santim öne mi alacağız dedik? Güneşe doğru mu? Evet, güneşin olmadığı noktada duvardan en az 10 santim uzaklıkta açık olarak koymak gerekiyor. Hava sirkülasyonunun sağlanması için buzdolabını. Bizim çok de yakın olduğunda sıkıntı var ya da kapalı olduğunda. Her evde de duvara yapışıktır. Evet. Biraz ileri alacağız onu, tamam. Yani minimum faydası 6 TL. Bu da minimum. Bu da minimum faydası. Tabii enerji sınıflarına, yeni makine alıyorsak mutlaka enerji sınıflarına dikkat edeceğiz. Artık biliyorsunuz enerji tasarruflarına göre fiyatları evet, var ama baştan makinenin bedelini pahalı ödüyor gibi görünseniz de sonrasında daha avantajlı hale geliyorsunuz. Tabii. Klimada 15 lira gibi bir fayda var. Hani az bir şey değil, rakam değil. Elektrik süpürgesinde 1 lira ile 2 lira arasında değişiyor. Toz torbasından kaynaklı. Televizyonda dediğim gibi enerji düğmesinden kapatmamız gerekiyor. Genelde kumandadan kapatıyoruz ve o televizyonlar açık kalmış oluyorlar. Evet. Klasik ampullerle LED ampuller arasında bir 10 liraya varan avantaj var. Çok ciddi bir rakam. Ütüde 3 liralık bir şey var. Sadece tabandaki ısıyı kullanmamız, ki sizin dediğiniz gibi ütülemekten vazgeçersek ciddi bir ütünün normal bir evde toplam maliyeti genel faturalarda 14 liraya varıyormuş. Ortalama Türkiye kullanımında. Ütünün çektiği enerji 14 lira. Yani evet, biraz daha
Bu konuda üzerinde durup düşünmek lazım. Ütüye harcadığımız zamanı, enerjiyi, kendi yorgunluğumuz da var işte yani işin içinde. Ütüye karşı böyle bir tavrımızı bir durup düşünmek lazım. Evet, bence de öyle. Bulaşık makinesi full kapasite kullandığında 5 lira. Genelde verim tüketim bedeli de 25 lira olarak evde eve etkisi bulaşık makinesinin toplam faturaya etkisi. Elektronik cihazlarda da 2 lira avantaj sağlayabiliriz dedik. Genelde de elektronik cihazların yani şarj aletlerinin ve diğer kullandığımız adaptörlerin faturalarımıza maliyeti de 10 liraya denk geliyormuş. Kullanmadığımız zaman çıkaracağız onları. Evet, kullanmadığımız zaman evet, çıkaracağız. Aslında öyle neden duruyor. Bu elektrik faturaları çok dediğimizde de işte suçluları bulmuş olduk. En azından onun üzerinde bir kafa yormamız gerekir. Teşekkür ediyoruz bu elektrik kurumuna böyle bir çalışma yaptığı için bize de çok toplumsal bir fayda sağlamış oldu. Kesinlikle öyle, çok ilginç ve hakikaten çok önemli. Aslında bunların böyle hemen herkesin bilmesi gereken ayrıntılar, Evet. temel olarak. Çünkü netice itibariyle çok önemli bir kaynağın şuursuzca tüketilmesi dünyada yaşayan herkes için bir tehdit, bir tehlike. Dolayısıyla bu gibi küçük ayrıntılar hem bizim bütçemizi koruyacak hem ithal ettiğimiz enerji tüketimini de azaltmış olacak. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok önemli. Tabii biz bir yandan böyle şeylere dikkat ederken de şunu da konuşmak lazım. Bir yandan da 2018 geldi ama zamlarıyla beraber geldi. Evet. Biz bir yerlerden kıstıkça, kırptıkça bazı şeylerden paramız tekrar eriyip gidiyor. İşte eriyip gidiyor Bunu ne da yazık. konuşmak lazım. Eriyip gidiyor. O yüzden zamları şöyle o zaman bahsedelim. Ekmek fiyatları biliyorsunuz. 200 gramlık ekmek ve 250 gramlık ekmek olarak bir değişkenlik oldu. 200 gramlıklar 1 lira, 250 gramlıklar 1,25 olarak belirlendi. Şimdi motorlu taşıtlar vergisi çok tartışılmıştı biliyorsunuz araçlarla ilgili. Yeni dönem motorlu taşıtlar vergisi, araç vergileri devreye girdi. %25 zam gördü. Yani en düşük arabanın vergisi 743 lira gibi bir rakama ulaştı. Bunun dışında şirketlere vergi geldi. Şirketler her yıl kazançları üzerinden kurumlar vergisi adı altında %21 vergi bedeli ödüyorlar. Ancak şimdi %22 ödeyecekler. %2'lik bir fazladan vergi ödemek durumunda kalacaklar. Dolayısıyla işverenin maliyeti aslında işçilikler için de sıkıntı yaratacaktır. Şans oyunlarında, milli piyangoda elde ettiğiniz gelirden vergi ödüyordunuz. Bu ödediğimiz vergi 2 katı arttı. Yani %10 öderken %20 ödeyecek hale geldik. Emekli maaşlarımız da zamlandı. 4.240 liradan 4.300 lira, 384 liraya geldi ama emekli maaşımız %3.4 zam görmüş oldu. İşsizlik maaşı zamlandı. En düşük işsizlik maaşı 800 lira. Üst sınırda 1.623 lira oldu. Evet, birçok zam geldi hayatımıza. Ama zamlardan etkilenmemek için, yani mecburen geldi biliyorsunuz enflasyonu geçen hafta konuşmuştuk. Enflasyon etkisiyle mutlaka vergiye de ihtiyaç var. Köprü ve otoyollara da zam geldi. Köprü ve otoyollara ve işte Boğaziçi geçişlerinde, köprü geçişlerinde zamlarımız söz konusu oldu. Dolayısıyla bu zamlarla baş başa kalmaya devam edeceğiz. Eğer biz yatırımcı olmazsak, eğer biz girişimci olmazsak, tasarrufları birey olarak yapmamaya devam edersek ne yazık ki toplumsal kalkınmada biraz sıkıntı yaşayacağız. O yüzden ben birey olarak şöyle bir şey öneriyorum. Çünkü zamlarla birlikte aynı zamanda 2018 yılının teşvikleri de açıklandı. Yani bu ülkede bazı yatırım kanallarına teşvik verilmeye başlandı yine 2018'de. Eğer tarımdaysanız hayvan, büyükbaş hayvanlara özellikle ve tarımsal bazı alanlara 1 milyon euroya kadar destek hibe daha doğrusu. Yani geri ödemeyeceğiniz para ve teşvikler geldi. Benim en büyük önerim 2018 aslında bizim için bir milat olsun. Ülkedeki tüm herkes için. Çocuklarımızı biz eğitime yönlendirirken de aslında ülkemizin neye ihtiyacı var, hangi açıklarımız var ve bu açıkları nasıl gideririz de bakmamız ve hangi teşvikleri fırsata çeviririz. Bu teşviklerin olduğu alanlarda çocukları yönlendirirsek aslında büyük bir avantaj elde etmiş oluruz. Dediğim gibi tarımsal alanda böyle bir teşvik sistemi var şu an. 1 milyon euro da çok ciddi bir rakam. Bu yatırımı yapamam diye düşünmemek lazım. Eğer bilginiz var ise para sorun değil. Çünkü nasıl yapacağım da sorun değil. Çünkü devlet artık danışmanlık aldığınızda, mesela finans danışmanlığı aldığınızda ya da proje danışmanlığı aldığınızda o proje bedeli içerisinden danışmanın parasını da devlet ödüyor. Dolayısıyla aslında
bilmediğim bir iş gibi görmemek lazım. Profesyonel hizmet alıp cesaretlenip nasıl yapacağınızı eğer işi biliyorsanız, yani sadece kurmayı bilmiyorsanız bu iş yani çok büyük dememek lazım. Ben hayvancılık yapacağım, örnek veriyorum. Devlet bunun için bana ne kadar hibe ediyordu? 1 milyon euroya kadar, 1 kadar milyon tavana. Euroya kadar. Çünkü 25 baş büyük baş olabilir, 50 baş olabilir, 1000 baş olabilir. Yani ona göre, kapasitesine göre. Ben örnek veriyorum, sizden finans danışmanlığı aldım. Başka birinden de proje danışmanlığı aldım. Devlet bana verdiği hibeyle beraber sizlere de ödeme yapıyor. Dolayısıyla siz onun mali yükünden de kurtulmuş oluyorsunuz. Sadece bilgileri almış oluyorum. Çok güzel. Bilgileri de sadece bilgi amaçlı düşünmemek lazım. Burada bir proje yazılıyor. Yani bu projenin yazılmasının sebebi de bu işin kar yaratması lazım. Yani hangi işe giriyorsanız para kazanmanız ve ülkeye de değer yaratmanız lazım. Çünkü her kazançtan da vergi ödüyorsunuz. Vergiyle de devlet kazanmış oluyor. Sistemi büyüttüğünüzce aslında herkes kazanmış oluyor. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda bir proje sunmanız gerekiyor bu destekleri alabilmeniz için. Bu projede ciddi bir rapor. O raporun hazırlanıp işte eğer hayvancılıksa bu, işte nerede olacak, bölge uygun mu? Bu hayvanın yemi otlamaya müsait mi? Ya da siz yemi ithal edip başka bir yem mi hazırlayacaksınız? Ne hazırlayacaksınız? Bunun için bir dam, bir inşaat yapacak mısınız? Gibi bir sürü şeyi ve bunun ne kadar satış fiyatının olduğu, piyasa satışlarının ne, giderleri ne, kaç kişi çalışacak gibi bir çok detaylı bir fizibilite raporu hazırlanması gerekiyor. Ve bunu sunuyorsunuz. Bu onaylandığı zaman siz aslında sistemi kurmuş oluyorsunuz devletin desteğiyle. Bu sadece şey değil, tarımda değil. Hani şöyle söyleyeyim, 2018'in girdiğimiz gün itibariyle birçok ajans neler yapacağını, hangi destekleri vereceğini açıkladı. Ajans dediklerim ne? Ülkemiz belirli bölümlerde ajanslara bölündü. Dediler ki işte şu bölgeye bu ajans baksın, bu bölgeye şu ajans baksın. Her ajans da kendi bölgesine göre destek, hibe, teşvik verir oldu. Dolayısıyla işte Bursa bölgesi, işte Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in ortaklaşa çalıştığı bir bölge oluştu. BEPKA. Bu bölge, BEPKA, evet. BEPKA'nın verdiği, ajansın verdiği projeler Bursa'ya özel, daha yakın. İşte Orta Anadolu'nunkisi başka, işte Karadeniz'inkisi başka, İSKA'nınkisi başka, İSKA İzmir'inkisi başka, MEVKA'nınkisi başka gibi hani hepsinin belirli bir ismi oldu. Ve bunlar ve 2018'de girdiğimiz an itibariyle çağrılarını açıkladılar. Kimisi turizme destek veriyor. Tabii bölgesel. Bölgesel olarak. Mesela Bursa'da ne açıklandı? Dedi ki otomotiv, havacılık sektörü, savunma sanayine yapıyorsanız ben rekabetçinin artmasına yönelik 600 bin liraya kadar destek veriyorum dedi. Daha yeni açıklandı. Dolayısıyla buraları ve yine endüstriyel simbiyoz mali destek deniyor. Bu ne? Atıkların tekrar kazanılmasıyla alakalı bir destek programı getirildi. Bu çok basit bir işletme modeli de olabilir. Çok geniş bir şekilde atıkların geri kazanımı ile ilgili faaliyet de yapabilirsiniz. Yani bu bana uymaz, benim çocuğum bunu yapamaz, ben bu yöne yönlenmeyin demeyelim. Bu ülkede geri dönüşüme giden bir sistem var. Eğitim vereceksek, yatırım yapacaksak çocuklarımızı buraya yönlendirelim, kendimizi buraya yönlendirelim. Ve çok kısa vadede buralara yatırım yapabiliriz. Fırsatlar burada çünkü. Dolayısıyla geri yaratabilir, hatta çok gelir yaratabilir durumda olabiliriz. Çok iyi. Yani 2018 zamları ile birlikte fırsatlarının da açıklandığı bir yıl başlangıcı oldu. Ya ben aslında şöyle söylüyorum, her yılın bir kazananı ve bir kaybedeni vardır. Biz ülke olarak kazanan olalım, kaybedenler başkaları olsunlar. Hani bunun için de bakış açımızı birazcık fırsatlara doğru yöneltmek gerekiyor. Çünkü zamlara takıldığımızda elbette ki yani ben de bundan rahatsızım. Çünkü gelir kaybı yaşıyorum, yaşamımız birazcık daha zorlaşmış oluyor. Ama bunlar bizim için hani ne yapacağız demek yerine işte fırsatları yakalamak için imkanlarımız var elimizde. Doğru. Daha detaylı sorular soracağım ama bir telefonumuz geldi. Bursa'dan Nuray Hanım sormuş. Bir fırın açmak istiyor. Bununla ilgili de teşvikler, destekler neler diye sormuş. Şimdi şöyle aslında kadın girişimci Nuray Hanım dediğinize göre bir kadın girişimci. Kadınlara özel farklı girişimler KOSGEB tarafından sağlanıyor. Bu tip projelerde genelde fırına yönelik yok. İşte konuları düzenli olarak değişiyor projelerin. Şu an işte savunma, otomotiv, havacılık gibi destekler açıklandı.
Ama COSGAP desteklenen kadın gelişimi özel desteklerden Nuray Hanım faydalanabilir. Yani telefonu bırakırsa iletişime geçeriz kendisiyle. Tamam. Telefon numarası bizde var zaten. Yayın sonrası tekrar iletişime geçebiliriz. Bursa'da tarımla alakalı başlıkla bir böyle teşvik ya da başlık yok mu? Bu tarım zaten genel anlamda var. Bursa'da da tarımsal kırsal destekleme kurumu tarafından da veriliyor. Aynı zamanda kırsal alanda diyelim ki bölgeniz çok değerli bir coğrafyaya sahip. Ve kırsal bir köydesiniz ya da bir kasabadasınız ve çok güzel bir göl manzaranız var. Bunları sakın şey yapmayın. Kırsal bölgelerde yer aldığınız bir liste var. Bu listede bölgeniz adı geçiyorsa orada bir otel, pansiyon işletmeciliği yapma fırsatınız varsa kaçırmayın. Burada da çok ciddi paralara devlet teşvikleri var. Dolayısıyla bölgenizin turizmini desteklemek, o bölgede yine bir kafeterya açmak, turist gelirlerini yaratabilmek için de devlet destekleri hat safhada var. Yani kırsal alanda sadece tarımcılık yapacağım diye düşünmeyin ya da balıkçılık yapacaksanız yine bununla ilgili de destek var. Bu işte süt için ayrı teşvikler var. Dolayısıyla çok fazla aslında alt kategorilere ayrılan destekler var. Sadece bilinmiyor ve bunlar genelde haber programlarında yer alıyor. Ama işte haber programları herkes her an açamıyor. Dolayısıyla her türlü sosyal programda da yer almasında fayda var diye düşünüyorum. Bu vesileyle biz de seyircilerimize aktarabilmiş olduk bunu sizin aracılığınızla. Ben teşekkür ederim size. Programın başından beri çok verimli ve çok güzel bilgiler hakikaten bunlar. Ve çok yeni bilgiler de bunlar. Sadece şöyle küçük bir parantez açacağım. Çok kişisel bir yorum olacak ama bu özellikle yerel ve turizmin desteklendiği bölgelerde açılacak kafelerde, otellerde ya da her türlü hizmet sektöründe bence birinci önceliğimiz elbette ki para kazanacağız yaptığımız işlerden ama bence birinci öncelik güzel hizmet verebilmek olursa şayet o zaman emin olun çok çok daha fazla para kazanıyorsunuz zaten. Ama kısa yoldan para kazanayım deyip böyle dizaynı kötü, tasarımı kötü, hizmet kalitesi kötü işler. O zaman işlenmez. Turist de gelmiyor, mevcut potansiyeli de zaman içerisinde kaybediyoruz. O yüzden bence böyle bir tık daha büyük düşünüp ama kısa vadede çok daha fazla paralar kazanabileceğimiz şekilde hareket etmek, o bilinci oturtmak çok daha önemli. Ama yani bu bir tüketici olarak kişisel yorum. Ama şöyle şeyler de çok talep görmeye başladı. Diyeyim ki büyük şehirde yaşıyorsunuz ve büyük şehirde betonarme binalar arasında çok kısıtlı böyle standart bir yaşamınız var. Ve trafik içerisindesiniz. Butik oteller oluşmaya başladı bu yörelerde ve otellerin bahçeleri de çok büyük. Tarlasını diyeyim ki otele çevirdi. Sonuçta bir imar izni gerekiyor burada. Ama o tarlasını organik tarım gibi de açıp da o konuk aynı zamanda toprakla ilgilenmeye, o alamadığı keyfi almaya başladı. Bu da çok şu aralar popüler ve ilgi gören bir şey. Dolayısıyla böyle bir yeriniz varsa bunu neden değerlendirmeyesiniz? Bu bir fırsata neden dönmesiniz? Tabii oraya beton yığınıyla böyle oteller binalardan ziyade böyle özellikli bir şeyden bahsettik. Haklısınız. Bir de aslında bu 2018'de gelişen uygulamalarla birlikte bir tane daha var. Öyle değil mi? Ara buluculuk. Evet. Eklememiz gereken bir şey kaldı mı bu konular üzerinden? Yok, bunlarla ilgili zaten detaylara girdik ama tamam. Ara buluculuk yeni hayatımıza giren ve zorunlu olarak hayatımıza giren 2018 itibariyle de uygulamaya başlanan bir sistem. Çalışanlar öncelikle işçi ve işveren arasında ara buluculuk devreye gitti ama zaman içerisinde büyük ihtimalle diğer konularda da ara buluculuk devreye girecek. Diğer uzlaşmazlıklarda da. Ara buluculuk ne? Dava konusu olmadan önce uzlaşmaya gitmek. Yani ana amaç bu. Dolayısıyla ara buluculuk kadroları uluslararası birçok ülkede uygulanan bir sistem. Türkiye'de uygulanmaya başladı ve ilk olarak işçi davaları ile ilgili karar alındı. Ve Ocak itibariyle bir işçisiniz, işvereninizi şikayet etmek istiyorsunuz. İtirazınız var, direkt dava açamıyorsunuz artık. Ara bulucuya gitmek zorundasınız. Yani ara bulucuya gidilmeyen davalar otomatik olarak usulen reddoluyor çünkü artık. Dolayısıyla mecbursunuz ara bulucuya gideceksiniz. Peki hangi konularda işçi? Tam tersine işveren de ara bulucuya gitmek zorunda. Herhangi bir işçiyle ilgili şikayeti varsa. Hangi konular? İşten çıkarmadan önce mi? Yoksa dava? Dava aşamasına geldiği zaman. Yani mesela kıdeminizde itirazınız var. Ve işverenin de kıdemle ilgili hayır diye itiraz edebilir. Onun itirazına karşı itiraz olabilir. İhbar sorununuz olabilir. Fazla mesai, yıllık izin, ücretler, işverende geçmişten kalan alacaklarınız, hakaret davaları. Bunların tamamı dava haline dönmüyor. Dolayısıyla bu biliyorsunuz bunların hepsi de bir parayı bağlayıcı. İhbar, kıdem, tazminat, hepsi gelirle alakalı, işveren içinde giderle alakalı konular. Bunlar ara buluculukla
çözülmeye çalışılıyor. Sadece iş kazalarında arabulucu şu an devrede değil ve meslek hastalıklarında değil. Onun dışındakilerde arabulucuya gitmek zorunda kalıyorsunuz. Arabulucunun da ücret tarifeleri, 2018 arabuluculuk ücret tarifeleri de internet sitesinde açıklandı. Saat başı ücret alıyorlar. Onun bir şeyi var. Arayı bulamadığınız her an batıyorsunuz. Allah. Böyle bir an önce barışılsın diye böyle fiyatlar da yüksek tutulmuştur eminim. Yani çok inada bindikçe batıyorsunuz böyle. Dolayısıyla inada bindirmeyin. Bir an önce evet. Arabulucuyla işi çözmeye çalışın diyorum. Resmi yoksa gazetede, daha fena. Evet, kurtarmıyor. Daha fena. 2018 işte tarifesi resmi gazetede açıklandı. Dolayısıyla orada minimum giderin ne olduğu, işte maksimum giderin ne olabileceği ile ilgili. Saat ücretlerini belirli bir dilimden sonra ne kadar düşebileceği. Hani çünkü zaman uzadıkça da aynı saat baremini ödemek de zor. Hani biraz düşüyor zaman uzadıkça. Onlar zaten 2018 arabulucuk diye internette de yayınlandı. Dolayısıyla bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Sonra üzüntü yaşanmasın. Hani davam reddoldu, işte alacağım vardı, uzadı, işte patron mu yaptı falan gibi bir şey olmasın. Herkesin bilgilenmesi gereken. Avukatlara bu hak şimdilik tanındı. Her avukat arabulucu değil ama. Yani arabuluculukla ilgili yetki aldılar, eğitim aldılar. İşte, dolayısıyla arabuluculuk özelliği olanların bir listesi var zaten. İşte çeşitli arabuluculara giderek işlerinizi çözebilirsiniz. 2018'de hayat başkalaştı. 2018 avukatlara geldi. Yani avukatların yılı oldu. Yani eğer ki işveren açıyorsa davayı, daha doğrusu davayı açamadan önce arabulucuya gidiyorsa, hani sizi o kadar etkilemez ama bir çalışan olarak arabulucuya giderseniz emin olun kurtarmaz gibime geliyor her saat. Yani bedel büyük ihtimalle paylaşılacak orada ödeme. Yani arabulucuya gidiyorsunuz ya artık arayı bulmak karşılıklı. İçin karşılıklı. Tabii, ben bu noktaya tek başıma gelmedim hakim bey çünkü orada doğru birlikte geldik bu duruma değil. Büyük ihtimalle paylaşılacak bedel. Dolayısıyla o daha bir rahatlatıcı olur diye düşünüyorum ben. Ama tabii hepimiz için yeni bir model, hepimiz için yeni bir uygulama. Zaman içerisinde büyük ihtimalle, sonuçta biliyorsunuz çok kalabalık mahkemeler. Mahkemelerdeki bu kalabalıklık ister istemez beklememizi ve davaların çok uzun sürmesine sebep oluyor. Ama arabulucularla aslında bu süreçler belki de kısalacak, belki de daha iyi sonuçlara gideceğiz. Yaşayıp göreceğiz, öğreneceğiz. Evet, yaşayıp göreceğiz. 2017'de de belki birçok yeni uygulama yapıldı ve yaşayıp gördük. Ben çok birebir takip edemediğim evet. için size sormak istedim. 2017'de böyle neler yaşandı, iyi mi oldu, kötü mü oldu, böyle küçük bir analiz var mı elimizde? Ya şöyle, 2017'de otomatik BES aslında, otomatik bireysel emek sistemi 2017'de bizim hayatımıza girdi. 2017'de sicil affı diye bir şey çıktı. Yani sicilinde geçmişinde ödenmiş borçları ile ilgili sıkıntısı yaşayanların falan sicilleri temizlendi. Tekrardan işte faaliyetlerine devam edebilsinler diye. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. En azından alışveriş ve ticaret artsın diye. Ama bazı mağazalarda fiyatları arttırdı sırf bu yüzden evet, çaktırmadan. 2017'de çok önemli bir şey. Kredi garanti fonu diye bir şey çıktı. Bu kredi garanti fonu kredi kullanmak isteyen, bankaya giden ama teminatını bulamayan, yani bana kredi çıktı ama ipotek vermem gerekiyor, teminatım yok diyorsunuz. Ve yeni bir işe gireceksiniz, işi giremiyorsunuz. Böyle bir zorluk, yani ülkede böyle bir zorluk vardı. Ve dedi ki kredi garanti fonunda devlet, ben teminatım, ben bu firmaya kefilim artık dedi. Ve böyle bir teminat sistemi ortaya çıktı. Kredi garanti fonu devreye girdi, Mart ayında. Ve çok ciddi bir şekilde 200 milyar lira gibi bir para kullandırıldı kredi garanti fonundan. Dolayısıyla 2017'deki büyümemiz, ülkenin büyüme rakamlarında da çok büyük bir etkisi oldu kredi garanti fonunun. Çünkü kredi garanti fonu bir teminat, devlet kefil. Bu kredi garanti fonunun kefaletiyle %24 büyüdü krediler. Bankalar da kredi verebilir, daha bol kredi verir hale geldiler. Bankalar işte %24 kredilerini büyütürken ülkede %11 büyümeye gitmiş oldu. Harcama alışkanlıkları, harcamalar artmış oldu. Tüketim artmış oldu. Ve tabii şöyle bir limit verilmişti. 250 milyar lira kullandırılacaktı kredi garanti fonundan. 200'ü kullandırıldı. 50 kalmıştı. Bu 50'yi bu sene kullandıracaklar. Bunu açıkladılar. Ve bu 50 milyarlık kredi garanti fonunu ağırlıklı olarak kadınlara, kadın girişimcilere ve ihracat yapanlara vereceklerini açıklar. Bir de 2017'de Mart'ta kullandırılan kredileri kullananlar geri ödemeye başladılar. Geri ödenen para tekrar birikti. Onu da tekrar kullandıracaklar. Dolayısıyla 2017 ile 2018'de böyle bir bağı oluşmuş oldu. Kredi garanti fonu hayatımızın en önemli etkilerinden birini yarattı.
Yeşil pasaport uygulaması geldi ihracatçılara. Daha önce devlet memurlarına yeşil pasaport veriliyordu. Artık ihracat yapan, 1 milyon euronun üzerinde ihracat yapan ihracatçılara yeşil pasaport geldi. Bu da dış ticaretimizin artması için önemliydi 2017'de. Tabii enflasyon oranımız biraz yüksek geldi 2017'de. 13 tane bankaya rekabet kurulundan ceza geldi fiyatlarla ilgili. Kur artışı yaşandı 2017'de. Rekor şekilde. İşte yılbaşı ikramiye 61 milyon oldu biliyorsunuz. 2017 böyle oldu. Almış mıydınız Milli Piyango? Almadım. Ben almıyorum şans oyunları. Benim çok şansım da yoktur zaten öyle. Hani gelmez. Dolayısıyla hiç alma alışkanlığım yok, almadım. Yakın çevremden de birine çıktı mı bilmiyorum valla. Sormadım da yani ne oldu. Hatta piyangoda ödül nereye çıktı falan, onunla da ilgilenmedim. Siz biliyor musunuz kime çıktı? Sadece 4 kişiye bölündüğünü biliyorum. Yine çeyrek bilete çıktığını biliyorum. Kuzenime de 120 lira gibi bir para çıkmış ama biz de almadık bilet. Ben sadece geçen yıl almıştım. Muhabirken çok haberini yaptım. O yüzden böyle bir bilinç oluştu. O yüzden böyle çok heyecanlanıp almıştım ama çıkmadığını görünce ilk ve son oldu o ya galiba. Bir de alanlar genelde böyle seri alalım falan diyorlar. Hani illaki bir amorti tutsun diye seri ardal diyorlar. Bana çok anlamlı gelmiyor. Bilmiyorum, çok büyük bir heyecan duymuyorum. Çok ben riski de sevmem zaten. Dolayısıyla o bile bir risk, bir harcama benim için. Tabii hem de yok yere bir harcama. Yani çok daha yüksek bir para gelecek diye bir umut edip o kadar yüksek paraları oraya yatırıp hiçbir şey almamaktansa o parayı kendiniz için ya da bir ihtiyaç sahibi için harcamak daha emin olun çok daha avantajlı. Aynen. Tabii Dünya Ekonomik Forumu diye bir şey var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben Dünya Ekonomik Forumu 2017-2018 raporu açıklandı. Bu raporda ülkelerin gelişmişlik sıraları açıklanıyor ve 137 ülke arasında bir açıklama yapıldı. Bu 137 ülke arasında küresel rekabette Türkiye 53. sırada. 137 ülke arasında 53. sıradayız. En iyi rakamımız bu aslında, 53. sıradayız. Kadınların iş gücüne katılımında 137 ülke arasında 123.yüz. Lütfen kadınlar, size sesleniyorum. İş gücüne katılın, iş dünyasına girin. Aslında eğitim sisteminde bazı şeylere ihtiyacımız var. Bir arkadaşımla konuştum. Almanya'da yaşıyor. Daha doğrusu Almanya'ya görevlendirmeyle gitti. Şu an diyor ki Almanya'da her bir Boys and Girls günü var. Ve öğrencilere var. Bu öğrenciler sigortalı olarak bir gün çalıştırılıyorlar. Ve bu çalışmada kızlar erkek işi adlandırılan işleri yapıyor. Erkekler de kadınların daha çok yaptığı varsayılan işleri yapıyor. İşlerin ve mesleklerin cinsiyet tanımının olmaması için çok büyük bir çalışma ve gayret var. Çok güzel. İşte bu tip şeyleri örneklememiz gerekiyor. Bizde de kadın evde otursun diye çok büyük bir mücadele var. Yani evet, üzeri örtülüyor falan ama kadının çok fazla sorumluluğu var, misyonu var. Bütün evin yükü kadının üzerinde, çocukların yükü kadının üzerinde, eşinin yükü de kadının üzerindeymiş gibi lanse ediliyor. Kadının o yüzden çalışacak hali takati de kalmıyor ama konu bu değil, mevzu bu değil. Mevzu kadının da erkeğin de iş dünyasında var olabileceği, çalışmak, bir şeyler üretmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, evlatlarına ya da çevredeki diğer kadınlara bir kadının örnek olması bana kalırsa çok çok daha önemli. Dilerim bu rakam 2018 yılında artar. Dilerim kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durabilirler, ekonomik güçlerini sağlayabilirler. Yani burada mesele cinsiyet değil bence. Kadının da erkeğe destek olması, erkeğin de kadına destek olması, her fırsatta söylediğimiz şey, iş dünyasında da böyle olsun. Yani kadınlara da bu sizin işiniz demek yerine el uzatılabilir. Trafikte bile yapılmıyorken bu. Dilerim 2018'de iş dünyasında bunu görebiliriz. Ya şimdi zaten aslında böyle kadın dernekleri falan çok etkin çalışıyorlar. Bursa'daki Bursa İş Kadınları Derneği de bunda evet, geçen onlarla da görüştük. İyi çalışıyorlar ve daha da çalışmaların artması lazım. Bir forklift operatörü kadın, işte kamyon sürücü kadın, evet, ve çeşitli işlerde kadınlar tabii fabrikalarında bunu biliyor olması lazım. İşte ya da bu örneklemeyi işte X fabrikasında bu görev bir kadına verilmiş, bak yapabiliyorlar diye de aslında böyle birazcık daha duyurmak gerekiyor ki o zihinlerdeki algının geriye gitmesi ve kadınların iş gücüne her konuda girebilmesi gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi hani bir evde tek kişinin çalışmasıyla geçim şu aşamada, şu zamlarda söz konusuyken
çok kolay görünmüyor. Doğru, bir de artık öyle bir lüksümüz de kalmadı, evet, değil mi? Yani istesek de yapamıyoruz. Hayat çok pahalı çünkü. Sinem Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok verimli ve çok keyifli bir bölüm oldu bu. Çok keyifli. Ben de çok keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bir reklama ihtiyacımız var. Dönüşte iç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu ile devam edeceğiz efendim. Hayatın tadına devam ediyoruz. İç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım içinizi açmıştır az evvelki konular. Tasarruf. Tasarruf konuları. Ütü, bulaşık makinesi. Güzel bilgiler verdi işin uzmanı ama yani daha önceki programlarda da izledim ben. Asgari ücretle çalışanların bile tasarruf yapabileceğine dair. Orada işte biraz daha merak ediyorum ben, yani nasıl yapılabilir, ne yapılabilir, doğru, neler yapılabilir. Biraz zor gibi görünüyor ama yine de güzel bilgilerdi. Doğru. Evet, uzman görüşleri önemli hocam. Hakikaten böyle küçük ayrıntıları, tüyoları çok bilmiyoruz ama tabii biraz rahat yaşamak ya da en azından para biriktirmek için de hakikaten biraz paranızın olması gerekiyor. Evet. Bu da küçük bir ayrıntı, işin ayrıntısı. Emre bugün bize tavuk yapıyor hocam. Ben çok severim. Hocam bugün soya soslu, ballı. Gezen tavuk. Gezen tavuk bagetleri yapacağız. Özellikle gezen tavuk seçmelerini istiyoruz tabii ki izleyicilerin. İçerisinde taneli hardal ve karabiber de var. Evet. Biraz krema, bal, soya sosu. Bir de sarımsakla marinasyon geçirdi tavukla. Şimdi ızgara haline getiriyorum. Yanında da bulgur pilavı yapacağız. Ne kadar sürecek şey, pişmesi? Pişmesi 20-25 dakika ızgara edeceğiz. Evet. Daha sonra sebzeli bulgur pilavının üzerinde servis edeceğiz. Peki, yani süper. Hocam bugün de aslında obeziteyi konuşacağız. Çok önemli bir başlığımız var. Obezite ve kısırlık ilişkisi. Evet. Beslenmeyle, obeziteyle hakikaten ilgili mi? Çok yakından ilgilendi. Türk Jinekoloji Derneği'nin uzun zamandan beri hemen hemen her yıl başkanı tarafından açıklanan bilgiler var. Öyle ki bu gidişle diyor dernek başkanı, 2050 yılında normal yollarla çocuk sahibi olabilmek çok çok zor olacak. Hatta bu belki de Türkiye'de %5 oranında olacak diyor. Bu çok korkunç bir rakam. Yani ya tüp bebekle ya başka yollarla bir şekilde artık çocuk sahibi olabilecek insanlar bu gidişle. Şimdi obezite hem erkekte hem kadında bir takım yollarla kısırlığa sebep olabiliyor. Normal adet görse bile bir kadın, yani bakıyorsunuz ki normal bir şekilde benim adet işte siklusum devam ediyor. Ama eğer insülin direnci varsa sağlıklı bir yumurta kolay kolay yapamaz insan. Özellikle kadınlarda polikistik over dediğimiz, yani bir sürü folikül adına yumurta çıkıyor. Küçük küçük kistler çıkıyor. Bunlar çocuk sahibi olmamıza imkan vermiyor. Onun dışında kıllanmayla, işte insülin direnciyle karakterize olan bir durum. Ve bayağı da yüksek oranda var bu kızlarımızda, kadınlarımızda. Siz obeziteyi tedavi etmedikçe sadece polikistik overe yönelik ilaç tedavisi uygularsanız yine başarılı olamıyorsunuz. Yine obez kadınlarda canlı doğum gerçekleştirme sayısı da çok düşük. Aşırı kilolu kadınlarda %50'ye yakında adet düzensizlikleri var. Bu da çok sık karşılaştığımız bir olay. %10 ağırlık kaybettiği zaman bir obez kadının çocuk doğurma şansı da o derece yükseliyor. Tabii sadece kadınlarda değil, erkeklerde de var bir takım sıkıntılar. Şöyle ki, vücut direncinin, vücut kitle indeksinin 29'un üstünde olduğu ve her bir birim artışta spermlerdeki motilite hareket oranı da bu artışa ters orantılı olarak %4 kadar bir azalma gösteriyor.
kilo fazlası erkeklerde yapılmış 3 tane çok önemli çalışma var. Bu çalışmaların sonuçlarına göre spermlerin hareketlilik oranı, canlılık oranı son derece düşük. Bu düşüklüğün asıl sebebi de testosteron dediğimiz hormonun yeteri kadar obez erkeklerde yapılamamasından kaynaklanıyor. Son zamanlarda çok dikkati çekiyor bu, televizyon programlarına da konu oldu. Hatta bazı büyük üniversitelerimizde, tıp fakültelerinde bu konuda da klinikler açıldı. Erken yaşlarda artık adet görüyor kızlarımız, 6 yaşında, 7 yaşında ve erken menopoz, 18-20'li yaşlarda menopoz başlıyor. Bu neden oluyor bunlar dikkat ettiğiniz zaman? İşte çevresel faktörler, obezite, katkılı gıdalar, bugün kullandığımız bir takım teknolojik aletlerden çıkan dalgalar, elektronik dalgalar vesaire, bunların hepsi dizüstü bilgisayarlar, katkı maddeleri. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki kısırlık oranı son derece artmış ve çok ciddi bir tehlike. Ben şunu iyi hatırlıyorum. 1975 yılında, yani benim çocukluk dönemimde, ülkemizde genelde %1,5-2 arasındayken kısırlık oranı, son rakamlara göre biraz farklı veriler olsa da %30-35'ler civarına geldiğini gösteriyor. Çevrede de görüyorsunuz zaten, üremeye yardımcı merkezler, tüp bebek merkezleri, bir takım genetik işlemlerle çocuk sahibi olabileceğinizi söyleyen merkezler, bunların sayısı da hızla artıyor. Bu da işin bir gerçek tarafı. Doğru. Bir de hakikaten sadece kadınlar üzerinden konuşuluyor. Sizin de bu verdiğiniz bilgilerle beraber meselenin sadece kadınlarda tabii bitmediğini, asla, erkeklerin de babaların kesinlikle da çocuk sahibi olmadan önce ya da işte bu gibi durumlarda ne kadar önemli rol oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor bu bilgiler. Evet. Bunlarla beraber bir de obezite ve bağırsak sağlığı. Bu birbiriyle ilişkili bir durum mudur? Çok ilişkili hem de. Meva Hanım, beyin hücrelerinin oluşumu esnasında anne karnında eş zamanlı olarak aynı hücreden yol alan bağırsak hücreleri de var. Yani onun için ikinci beyin diyorlar bağırsaklarımıza da. Bağırsaklarımızı şöyle tam anlamıyla bir açtığınız zaman ortaya neredeyse bir futbol sahasına yakın bir alan çıkıyor. Bütün emilim işlemleri burada gerçekleşiyor. Fakat burada 110 trilyonun aşağı yukarı vücudumuzdaki hücrelerin toplamı, 100 trilyon bize faydalı olan bir takım mikroorganizmalar var. Bunlara probiyotik etkili bakteriler diyoruz veya mikroorganizmalar diyoruz. Bu bakterilerle bağırsak hücreleri burada kardeş kardeş yaşıyor tabiri yerindeyse. Birbirleriyle olan irtibatları, birbirleriyle olan bir takım alışverişleri bizim vücudumuzun sağlıklı olup olmamasını, ki son yıllarda çok önemli oldu aslında probiyotiklerin, yani önemi baya baya çıktı ortaya. Şöyle ki mesela probiyotikler bir takım orta zincirli yağ asitleri üretiyorlar. Bunları bağırsak hücrelerine veriyorlar. Onlar da son derece sağlıklı çalışıp işlerini gerçekleştiriyor. Ne oluyor bağırsaklarda probiyotik dengemiz bozulduğu zaman, ki beslenme bozukluğu olanlarda, obezitede, insülin direncinde vesaire, bu probiyotik bakterilerin sayısında bir azalma oluyor. Kandida hakimiyeti dediğimiz, yani mantar hakimiyeti çıkıyor. Siz probiyotiklerin sayısını azaltırsanız o boşlukları bu sefer vücuda zararlı mantarlar dolduruyor. Ama bu mantarların salgıladığı bir takım maddeler beyin kimyamızı değiştiriyor bizim. Daha fazla unlu gıdalar istiyorsunuz. Aslında unlu, şekerli gıdalar, oral kontraseptifler, bir takım antibiyotiklerin kullanımı, alkol, katkılı gıdalar, ağrı kesiciler vesaire, bunlar zaten probiyotik sayımızı azaltıyor bizim. Mantarlar arttığı zaman da bu sefer onların salgıladığı bir takım maddeler bizden sürekli unlu, şekerli, trans yağlı gıdalar istiyor ve bir çıkmaza giriyorsunuz siz. Dolayısıyla bunun süratle temizlenmesi lazım. Ha ne getiriyor ileride bu? Çok daha fazla obezite, çok daha fazla sağlıksız durumlar ve vücuda salınan bir takım maddelerle beraber serbest radikallerin artışı ve kronik bir iltihap. Onun için mutlaka ve mutlaka bağırsaklarımızın çok sağlıklı olması lazım. Bağırsaklardan bu dengesizlik sonucu emilen bir takım yabancı proteinler bizde gidip otizm tablosuna sebep olabiliyor, bir takım romatolojik hastalıklara sebep olabiliyor, multiple skleroz veya Alzheimer gibi hastalıklara sebep olabiliyor, bir takım romatizmal hastalıklara ve astıma sebep olabiliyor. Onun için mutlaka bağırsak sağlığımızın çok düzenli olması lazım. Obezite de bunun en büyük sebeplerinden biri, bağırsak sağlığımızı bozan sebeplerden bir tanesi. Doğru. Hocam biraz kırgınlık mı var sizde? Sesiniz
Hasta gibi geliyor. Yok, şükürler olsun. İyi misiniz? Bazen öyle bir cereyanda falan geçici bir burun tıkanıklığı olabiliyor. Hocam sesiniz çok güzel ama hakikaten. Esnafla, tam seslendirme sesi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ben hocam bu biraz rahatsızlandınız mı diye endişelendim de. Ya kolay kolay hasta olmuyor. Çok güzel. Biz çok kolay kolay hasta oluyoruz. Emre de ben de. Ve çevremizdeki herkes. Şimdi aslında önümüzde soğuk geçecek birkaç ay daha var. Evet. Dolayısıyla herkes hasta. Yorgan döşek yatıyor. Çok havalar da dengesiz. Gerçekten. Kar falan da yağmadığı için hocam böyle bir tabir vardır ya, mikroplar kırılmadı kar yağdığı için. Yani bu kış beslenmesiyle ilgili de biraz konuşmak gerekiyor sanırım. Tabii. Şimdi az önce Emre Bey'le konuştuk. Herhalde hafta sonu kar geliyor. Yani bayağı soğuklarla başlayacak. Evet. İnsanı üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle bu gibi durumlara en fazla uğratan sebep aşırı sıcaktan aşırı soğuğa geçmek. Yani vücutta böyle bir dengesizliğin olması durumu. Tabii beslenmenin çok büyük önemi var. Çevresel faktörlerine çok büyük önemi var ama biz beslenmeyi anlatacak olursak, ben bunu hastalarıma da söylüyorum, ısrarla da söylüyorum. Şimdi yazın bizim güzel gıdalara erişimimiz kolay. Konserve, sebzelere erişimimiz kolay ama kışın nasıl sağlayacağız bunu? Eskiden iyi bir kültür vardı. Konservelerinizi yazdan hazırlardınız, kışın tüketirdiniz bunu. Şimdi bunu yapmak kolay değil yani, insanlar pek ilgi göstermiyorlar buna ama yazdan hazırladığımız F tipi konserveleri kışın da kullanırsak bize çok büyük faydası olur. Bunlar hem prebiyotik etkili hem probiyotik etkili. Dediğimiz gibi bağırsaklarımızda faydalı probiyotikler ne kadar fazla olursa o kadar daha vücut direncimiz yükseliyor. Doğru. Kendimiz yapamasak bile şu taktiği ihmal etmemek lazım hocam. Anneler, anneanneler, babaanneler bunları yapıyor. Teyzeler yapıyor. Böyle her anneye gittiğinizde zaten onlar torba torba veriyor ya da evet, teyzeleri. Evet. Böyle hiç olmadı bu desteklerden almak yine işin rengini değiştirecektir. Gerçekten şu aralar kime sorsanız iki kişiden birisi ya grip ya nezle. Evet. Yani dediğiniz gibi yorgan döşek yatıyor hakikaten. Çok iyi korumamız lazım kendimizi soğuktan ve gıdalarla ilgili de dikkat etmemiz lazım. Kar bunlardan yağınca mikrop kırılır. Doğru mu hocam? Siz demin güldünüz. Yani öyle bir şey var ama mutlaka doğada bir takım kuralların oluşması lazım. Yani kar zamanı gelince yağması lazım. Havada bir takım değişikliklerin olması normaldir tabii ama işin çok şey tarafını bilmiyorum. Yani o konuda herhalde bir mikrobiyoloji uzmanı çok daha farklı bilgilere sahip olur. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim insanlarımız her ne kadar büyüklerimiz bugün Oxford, Harvard mezunu değilseler de gerçekten çok derin bilgilere sahip. Tecrübe deyip geçmemek lazım. O insanların tecrübelerine de bir kulak vermek lazım gerçekten. Doğru. Hastalık çok tuhaf bir hale geldi hocam. Yani bu sezonki hastalık havalardan mıdır nedir? İnsanlar çok çabuk iyileşemedi. Evet. Hani ayakta atlatan insanlar da hakikaten yorgan döşek düştü. Böyle insanın saç diplerinden bütün her yeri ağrıyor, bıçak batıyormuş gibi. Benim ne yazık ki ailede de herkes bir tur döndü. O yüzden bu yıl hastalık da biraz ağır ve ciddi geçiyor. İhmal etmemek lazım. Ama işte Meva Hanım bizi yaratan o mikroplara karşı da güzel bir askeri sistem koymuş vücudumuza. Fakat siz askerinizi iyi beslemezseniz, ona gerekli silahları vermezseniz düşman karşısında yenik düşüyor. Onun için doğru, vücudumuzdaki bu savaşan askerlerimizi, savunma sistemimizi bizim çok yani güçlü kılmamız lazım. Gerekenleri de yapmamız lazım. İşte bu besinler de bu işin bir parçası. Haftada iki kere balığın çok büyük önemi var. Bunu tabii ızgara veya buğulama yaparak, fırın yaparak kızarttığınız zaman besin değeri düşüyor. İstediğimiz verimi alamıyoruz. Her zaman, her öğün mümkün olduğu kadar yeşilliklerden almamız lazım. Teresini, taze nanesini, maydanozunu, soğanı ve sarımsağı eksik etmememiz lazım. Ev yapımı turşularımızı eksik etmememiz lazım. Bunlar çok önemli gerçekten. Limonu her gün bir tane. Amerikalıların günlük ihtiyacını karşılıyormuş, öyle bir çalışma vardı. Her gün bir tane mümkün olduğu kadar limon tüketmekte fayda var. Yine çoğu programlarımızda bahsediyoruz. Kefir ve yoğurt vücut direncini arttıran çok güzel özellikler var. İyi proteinler var içerisinde. Probiyotik bakteriler var içerisinde. Hep gündemde bazıları tarafından abartılıyor denilse bile hayır. Bunun her geçen gün ayrı bir önemi çıkıyor ortaya. D vitamini düzeylerimizi çok iyi kontrol ettirmemiz lazım. D vitamini vücut direncini arttıran en önemli vitaminlerden bir tanesi. Belki de başta geleni.
yazın ve kışın doğru ölçtürmemiz lazım bunu. Şimdi kış ya hocam önümüz, biraz böyle güneşten de korunuyoruz bulamadığımız için de evet zaten. Dün sevgili Nadir hocam, Nadir Şener eşime yazarken ilaç, ben de ondan çöreklendim. D vitamini yazmış. Ayda bir sefer içilmek için böyle barda şeye, kaşığa döküp. Evet. Kış aylarında böyle takviyeler almak. Kontrollü almak lazım. Kontrollü. Yani. Tabii tabii. Hı-hı. Yani bazı insanlar eksikliğini çekmeyebilir. Gıdalardan aldığı zaman yani yeteri kadar D vitamini vardır vücudunda. D vitaminini biz güneşten aldık zannediyoruz. Güneş altında durup bunu alamayabilirsiniz de. Hı-hı. Yani karaciğerinizde bunu depo edemeyebilirsiniz. Vücutta yapımızın da sıkıntı olabilir. D vitamininin böbreklerde, pankreasta, başka organlarda değişime uğraması söz konusu. Buralarda sıkıntı olabilir. Güneş kremi kullanıyorsunuzdur. Cildiniz buna elverişli değildir vesaire, bir sürü yolu var. Onun için ben nasılsa yazın güneşimi aldım. D vitaminim iyiydi, beklememek lazım. Özellikle atmosferi böyle kirlettiğimiz, ozon tabakasıyla çok oynadığımız, güneş ışınlarının kalitesini ister istemez değiştirdiğimiz bir ortam yarattığımız dönemde D vitamin düzeyini ölçtürmek lazım. İdeal olan ölçüler 50 ve 60 nanogram civarında kanımızda, bu derece bulundurmamız lazım bunu. Laboratuvar değerlerini zaten ölçtüğünüz zaman bunu ilgili hekim size söyler. O dönem eğer kışında D vitamini seviyemizi bizim iyi bir standartta sabitleyebilirsek enfeksiyonlara karşı çok daha dirençli oluruz. Şöyle, yine büyükler derdi biliyorsunuz, güneş giren eve doktor girmez diye, çok gerçekten haklı. Evet. Onu kışında tutturmamız lazım. Bir eksikliğimiz de su. Suyu yeteri kadar almıyoruz biz. Su düzeyi ne kadar fazla olursa, ki bunu idrar çıkışından anlayabiliriz. Eğer idrar rengi açık çıkıyorsa her defasında, vücudumuzda kaba bir ölçekle su miktarımız yeterli diyebiliriz. Baklagiller çok önemli. Her birisi bir şifa. Düşünebiliyor musunuz? Toprağa bir ekiyorsunuz, koyuyorsunuz fasulyeyi. Birkaç ay sonra bakıyorsunuz ki belki 1 kilo, 2 kilo fasulye alıyorsunuz. Peçetenin içerisinde bile çıkıyor. Tabii tabii. Biz pamuklarda yapardık deneylerde, fen bilgisi derslerinde ve büyütürdük. Yani böyle güzel mikro elementleri bünyesinde taşıyan bir madde demek ki kıymetlidir gerçekten, ki canlı bir şey çıkıyor içerisinden. Onun için yumurta, baklagiller, akşam yemeklerinde özellikle, her defasında söylüyorum, hayvansal protein ve lif içerikli. Örnek verelim. Balık yedik. Balığın yanında bol salata. Son derece güzel böyle bir ev yapımı turşu. Mükemmel bir akşam yemeğidir. Televizyon keyfi yaparken böyle şekerli şeyler değil de mümkün olduğu kadar tarçınlı çaylar olur. Nane olur. Nane çayı olur. Rezene çayı olur. İşte melisa çayları falan olur. Bunlarla çerez taze olur mu hocam? Fındık, fıstık, ceviz. Kavrulmuşları pek istemiyoruz ama kilo problemi olmayan insanlar yapabilirler tabii, hiçbir sıkıntı yok ve kuru yemişlerin gerçekten çok büyük faydası var. Ama şunu kavrulduğu zaman söylemek gerekiyor hocam, değil mi? Yani bir seferde öyle yarım kilo değil. Değil tabii ki. Bunu insanlar biliyor aslında, ne var yani. Ama işimize gelmiyor hocam. Yani mesela çiğ kabak çekirdeği son derece faydalı. Fındık. Örneğin İngilizlerin 3 tane gazetesini takip ediyorum ben. Her birinin sağlık sayfalarına baktığınız zaman fındık, fındık, fındık olmayan yok içerisinde. Badem gerçekten böyle. Ama bunları çiğ olarak tüketmekte fayda var. Özellikle burada şeker hastalarına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eskilerin bir lafı vardı. Ayağını sıcak tut, başını serin. Çok güzel değil mi hocam? Evet. Erken ölmek istemiyorsan düşünme derin derin diye. Ayağınızı gerçekten sıcak tutmanız lazım. Özellikle bu soğuk havalarda. Şimdi ileri derecede diyabetli hastalarda sinir uçlarında bir takım zafiyetler oluşuyor. Yani bazı şeyleri, sıcağı, soğuğu, ucu sivri olan şeyleri algılayamıyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar yün çoraplarını çıkartmamaları lazım diyabetiklerin. İçlik giymelerinde fayda var. Soğuğa karşı son derece hassastır bu insanlar. Neden? Herhangi bir enfeksiyon gelişimini önlemek için. Onun dışında tabii en önemli olaylardan bir tanesi şu. Bu beslenme dışında, ama bunu bir hekim olarak hatırlatmakta fayda var. En az 20 saniye iyi bir, yani vücudu tahriş etmeyecek, zararlı olmayacak. Bu konuda da çok çelişkili şeyler var, haberler var. İşte şu sabunları kullanmayın, bu sabunları kullanmayın gibi. Vücudumuzun pH ile uyumlu el sabunlarıyla en az 20 saniye ellerimizi sık sık yıkamakta çok büyük fayda var. Çünkü eller bu tip hastalık yapıcı mikropların bulaşması açısından
çok önemli. Onu da temiz tutmakta fayda var. Kolonya takviyesi işe yarar mı hocam? Pek yaramıyor. Pek yaramıyor. Yaramıyor. Kolonya genellikle çok mikrop öldürücü diyebilir ama mikropları sersemletir diyelim. Bir müddet sonra tekrar onlar faaliyete geçebilir. Onun için... İlaç sıkılmış sinek gibi yani. Çok güzel. Evet. Evet. Doğru. Bu yün çorap işi de hakikaten çok önemli. Eskiler bu işi biliyormuş hocam. Kesinlikle evde ördükleri o yün çorapları giyiyorlarmış. Şimdi evet. Biz naylon çorapları giyip hiç yoktan ayağı hasta ediyoruz sıcak haklısınız. Tutmak yerine. Haklısınız. Çoraplarda bu yün çorap tercih etmenin önemi çok şeker önemli. Hastalarında yazın mümkünse pamuklu çorap, kışın yün çorap. Bize mekanları cennet olsun, bizi yetiştiren hocalarımız, çok kıymetli hocalarımız vardı. Bunların önerileriydi. Hepsi tecrübe ve bilimsel gerçeklere dayanan bilgilerdi. Onun için çok dikkat etmek lazım gerçekten. Doğru. Hocam bir de şeker tüketimi ile ilgili konuşalım. Bu şeker tüketimi belli sınırları aşınca insanın ömrünü kısaltıyor mu? Kısaltıyor. Yerken uzadığını sandığımız şeker yedikten sonra kısaltıyor mu? Dün de konuştuk hatırlıyorsanız. Evet. Yani İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü bunun rakamını belirlemiş. Günde çocuklarda 20 gram, erişkinlerde 30 grama kadar bir sıkıntı yok. Ama ondan sonra problemler başlıyor. Almanya'da Jena Üniversitesi var. Bu çok açık bir çalışma yapmış solucanların üzerinde. Şekeri tüketmeyi azaltmak veya kısmak insan ömrünü %20 daha uzatıyormuş. Şimdi biz zannediyoruz ki bugün aldığımız şekerli gıdalar bundan 100 yıl önce de vardı, 200 yıl önce de vardı. Yoktu zaten. Şekerin rafine edilmesi aşağı yukarı Fransız İhtilali dönemlerine denk geliyor. Ondan sonra süratle yayıldı. Ülkemizde de 1950'li yıllardan sonra artık fakirlerin sofrasına da girmeye başladı. Yoksa zenginlerin mutfağında bulunan bir maddeydi bu. Ve dolayısıyla giderek de oranı arttı. Eskiden yılda diyelim ki çok az miktarlarda tüketilen şey, şimdi artık kilolarca tüketilmeye başladı, her şeye girmeye başladı. Nasıl şeker bizim vücudumuzda bir takım sıkıntılar yol açıp ömrümüzü kısaltıyor? Birincisi şişmanlatıyor. Hep konuşuyoruz, şişmanlık insanı erken öldürüyor, bir hastalık. Yani sade bir kozmetik görüntü değil, her yönüyle. İkincisi de insülin dediğimiz hormonun normalde her birimizin vücudunda var. Eğer tip 1 diyabet değilsek, bu insülin denen hormonun miktarı arttığı zaman belli bir müddet sonra direnç gelişiyor buna. Yani vücut bunun fazlasını istemiyor, hücreleri kapatıyor. Ama insülinin fazlası beraberinde birkaç tane de arkadaşı var bunun. Onları da çağırıyor. Bunlar da vücutta serbest radikal dediğimiz bir takım maddelerin, hücreleri tahrip eden maddelerin artışına sebep oluyor. Serbest radikal bugün kanserin etiyolojisinde en önemli yere sahip olan maddeler. Bu serbest radikaller ne kadar artarsa o kadar da romatizmal hastalıklar olsun, kronik başka hastalıklar olsun, enfeksiyonlara direnç, yatkınlık olsun, kanserlere meyil olsun bunların hepsi artıyor. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz, ne kadar fazla şeker alırsak o kadar kısa ömürlü olacağız. Bu bir gerçek. Onun dışında 100 yıldan fazla uzun yaşayan insanların temel özellikleri. Bunu birkaç programda anlattım ama yine anlatayım. Bu konuda hiçbir farklı görüş yok. Yani hekimler çok sık birbirleriyle ters düşerler bazı konularda. Sonuçta, doğru bir şey midir hocam? Tabii yani inatlaşmadan ters düşmek, daha sonra ortak bir yol bulmak son derece güzel bir olay. Yani birisi ters düşer, neden ters düşüyor anlatılır, öbürü ters düşer derken böyle kaliteli tartışma, ters düşme işlemleri, daha iyi bilgileri bulma açısından son derece önemli şeylerdir. Bilgili olarak yalnız. Bazen de bilgisizce böyle bir takım şeyler var. O değil bizim kastımız. Ortak görüş şu. 100 yıldan uzun yaşayan insanların Kafkas ırkları, bugün Kuzey Bulgaristan, İskandinav ülkeleri, Eskimolar, İsviçre dağlarında, Alplerinde yaşayan insanlar vesaire, Japonların Okinawa adasında yaşayan insanlara baktığınızda birincisi kandaki insülin seviyeleri düşük bu insanların. Bu şu demektir. İnsülin hormonunu arttırıcı gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak duruyorlar. Bu da 3 tane belli başlı. Un, şeker ve trans yağlar. 2. İyi bir kas kuvvetiniz olacak. Yani kalkıp belki şu masayı kaldırabilecek gücünüz yoktur. Ama yaşıma göre kuvvetliyim. İşimi gücümü yapabiliyorum ve kaslarım da yumuşak pamuk gibi değil. İyi bir kas düzeyine sahibim. Üçüncü önemli özellik de mutluyum. Yani ben tavuk bakarım mutlu olurum. Evimde kedi vardır onunla mutlu olurum. Bir sosyal çevrem vardır onunla mutlu olurum. Televizyonla ilgili programım bitti. Akşam bir takım hobilerimi gerçekleştireceğim onunla mutlu olurum gibi. Bu üç özellik bir insanda varsa
genellikle 100 yaşın üstünde yaşayan insanlarda ortak özellikler bunlar. Ve bunlar çok klasikleşmiş bilgilerdir. Doğru. Ama tabii şöyle bir şey de var şekerle ilgili. Ne yazık ki çocukluktan itibaren aşılanan bir yaşam biçimi haline geliyor. Ağlayınca şeker veriliyor. İşte susturmak için, çocuğu kandırmak için çikolata veriliyor. İşte reklam piyasası hep bunları şişiriyor. Dolayısıyla büyüdüğü zaman çocuk zaten alışmış oluyor. Ama ne oluyor Meva Hanım? İşte bugün Türkiye'nin %65'i obez oluyor. Çocuklarımızla bakıyorsunuz, doğal beslenenler sınavlarda daha başarılı olmaya başlıyor. Bunu defalarca konuştuk. Ufacık bir şey de, ben çok şahit oldum buna. Nadir Hoca da söylemişti hatırlıyorsanız. Evet. Eskiden belki sizin bir büyükleriniz varsa, abiniz, büyükleriniz sokaklarda koşturup oynarlardı. Kaç kişi ayağını kırdı? Hiç. Ama şimdi düz yolda yürüyor çocuk, düşüyor ayağı kırılıyor. Kemiğini tam yapamıyor. D vitamini düzeyini bana başvuran hastalarda emin olun belki 100 hastada 1-2 tanesinde ben normal buluyorum. Herkeste düşük. B12 vitamini düşük. Probiyotik almıyorsunuz. Kuru fasulye gördüğü zaman çocuk burnunu kıvırıyor. Ama faydalı onlar. Yani aldığı gıdalara bakıyorsunuz çocuğun. Gıda değil. Harekete bakıyorsunuz. 5 saat koşturuyor ama telefonda koşturuyor. Bilgisayar oyunlarında koşturuyor. Artık koşturma bu olmuş. Sonuçta da bir takım hastalıklar gelip bizi buluyor. Annelere, babalara ve devletin ilgili kesimlerine, bizlere emin olun çok işler düşüyor. Ben o kadar istiyorum ki hekimlerin bu konuda gerçekten beslenme konusunda daha atak olmalarını, daha böyle şeylere katılmalarını. Mesela tabip odası toplantılarına da bakıyorsunuz. Beslenmeyle ilgili hemen hemen programlarda hiçbir şey yok. Yani güzel şeyler oluyor, bilgiler veriliyor ama veya başka ortamlar, yani beslenmeyle ilgili gerçekten toplumumuzun bilgiye aç olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bilgiye aç olduğunu düşünüyorum. Keşke bizler de böyle bazı bilimsel kaynaklardan işte aktarabilir de faydalı olursak ne mutlu da bize. Doğru. Hocam tabii bununla beraber bir de kanser hücrelerinin neden şekeri sevdiğini konuşalım. Çok önemli gerçekten. Vücutta hücrelerimizin İki tane metabolik yolları var. Birisi oksijeni kullanarak metabolizmaya katkıda bulunuyorlar veya metabolik faaliyeti sürdürüyorlar. İkincisi de oksijene ihtiyaç yok. Oksijen olmasa da oksijensiz yolla da metabolik faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Kanser hücresindeki yol oksijen kullanmadan yapılan yoldur. Oksijen kullanmıyor ama burada yakıt olarak genellikle kanser hücresi şekeri kolaylıkla enerjiye çevirebiliyor. Çok basit. Yani yağ ve proteinlerle uğraşmak yerine şekeri kullanarak bunu çok kolay çözebiliyor. O nedenle şekerden yana beslenmek kanser hücrelerini biraz daha çoğaltıyor, biraz daha faaliyetlerini artırabiliyor. Ve kanser şekeri seviyor mu? Evet, gerçekten seviyor. Ne kadar az insülin yükselten gıdalar alırsanız tümör dokusunu da o derece az büyütüyorsunuz. Bu da bir klasikleşmiş bilgi. Bugün bazı tomografi metotları var. Yani görüntüleme yöntemleri var. Burada da kanserli dokuyu tespit edebilmek için glukoza benzeyen madde var. Onu veriyorsunuz damardan ve gidip buralarda oturuyor. Bu bile kanser hücrelerinin şekeri hemen bağırlarına bastığının bir göstergesi. Bir de biliyorsunuz o kanserli hastalarda mesela son dönemde giderek kaslarda bir erime olur. Burada bile kanser hücre proteinleri yıkarak şekere çeviriyor ve ondan sonra enerji olarak kullanıyor. Yani enerji kaynağı olarak kesinlikle büyümesi için, gelişmesi için şekeri kullanıyorlar. Doğru. Bir de hocam çok güzel bir konu başlığımız var. Akıldan çıkarılmaması gereken beslenmenin püf noktaları. Çok var gerçekten ama inşallah bu konuda da daha önce aslında pek çok kez konuştuğumuz noktalar ama hatırlanmasında fayda var. Şimdi birincisi bunu çok konuşmuştuk. Omega 3 ve omega 6 aynı yollardan metabolizme giriyor. Yani siz omega 6 yağlarını aldığınız zaman o artık yoluna girmişse vücutta omega 3 bir tarafta bekliyor. Klasik bir örnekte şöyle. Ben hamsiyi aldım. Ayçiçek yağında kızarttım. Siz ayçiçek yağından omega 6 aldığınız zaman omega 3 orada bekleyecek. Yani omega 3 adına o hamsiden hiçbir fayda beklememeniz lazım. Bu çok sık yaptığımız hatalardan bir tanesi. Özellikle dün de konuştuk. Emre Bey hatta Maillard reaksiyonundan bahsetmişti.
Hayvansal proteinler, özellikle hayvansal proteinlerle beraber mide asidimizde ortamda şekerli bir gıda almamamız lazım. Bu ileride çok beslenme bozukluklarına, kanserlere, kalın bağırsak kanserlerine yol açabiliyor. Ayrıca özellikle 2016 yılında glikasyon denilen bir yol var. Bunun önemi ortaya çıktı. Kanımızda ne kadar şeker fazla olursa proteinlerle beraber karşılaştıklarında glikasyon dediğimiz bir yol oluşuyor. İstenmeyen bir takım maddeler kolesterol de alıyor yanına gidip damar duvarına oturuyor. İşte Alzheimer, bazı kronik hastalıklar, damar sertliği hep bu sebeple oluyor. Demek ki hayvansal proteinle beraber özellikle midemizde meyve bile olsa şekerli bir şeyi bir arada bulundurmamak lazım. Onun dışında çok ilginç gelebilir. Toplum olarak biz aslında kronik susuzuz. Rüyalarda mesela dere görürsünüz, ırmak görürsünüz. Bunu hani yorumlayan insanlar olur. Şuna delalettir, buna delalettir ama... Susuzluğuna delalettir. Evet, susuzluğa delalettir. Çok basit. Vücutta eğer gerçekten bir susuzluk varsa akşam rüyalarınızda işte dereler, denizler, kaynaklar falan görebiliyorsunuz. Bu gizli susuzluğun belirtilerinden birisi. Bir virgül koyabilir miyim hocam? Programın süresi kısıtlı artık. Seyircimizin sorusunu cevaplamış olalım. Adem Kılıç sormuş. Bu granül kahvelerin ya da üçü bir aradanın faydaları, zararları. Aslında daha önce değinmiştik ama sanıyorum pek bir faydası yok. Sadece zararı var. Şimdi içerisindeki kafeinin bir miktar faydası var. İçinde eğer antioksidan maddeler varsa ki var, bazılarına faydası var. Ama katkı maddesi giriyorsa bunu okumak mümkün. İçeriği yazıyordur zaten. Katkı maddelerine bakıp kişi öyle karar verebilir. Bizim tercihimiz hep biliyorsunuz kahveden yana. Kahve saf haliyle son derece güzel. Katkı maddeleri, süt tozu vesaire onu emre edebilir. Süt tozu katıyorlar değil yani mi? Yani şu üçü bir arada olan kahvelerin zaten içeriğinde kahve olduğu yazmıyor bile hocam. Evet. Maalesef içinde kahve bile yok. O yüzden kesinlikle ben önermiyorum. Çekirdek bizim, kahve alıp tabii. Kendi kahvemizi yapmak daha mantıklı. Kesinlikle. Hocam Adem Sezgin Çanakkale'den sormuş. 60 yaşında değil mi Adem Bey? Ayakları çok üşüyor. Bunun beslenmeyle bir ilgisi var mı? Neler yapabilir üşümemek için? Yün çorap Adem Bey öncelikli önerimiz. Şimdi ilk başta kronik kansızlıklarda üşüme çok olur. Tiroid fonksiyon bozukluklarını hep bahsediyoruz. Tiroid bizim kombimizdir diye. Tiroid fonksiyon bozukluklarına çok sık görülür. Bazı cilt hastalıklarında, şekerin ileri dönemlerinde, sinirlerde bir zafiyet olduğu zaman, başka metabolik hastalıklarda, cilt yapısında, kronik enfeksiyonlarda ki bunlar kronik prostatit başta olmak üzere, bazı üriner sistemi enfeksiyonlarında ama özellikle ve özellikle kansızlıkta ve hipotiroidide üşüme çok olur. Burada tabii gerekli tedbirler almak ve sebebe yönelik tedavi yapmak lazım. Ama bunu tekrar söylüyorum ben. Özellikle ani ısı değişiklikleri insan vücudunu çok kötü etkiliyor. Yün çorap, sağlıklı bir çorap bu konuda içlik son derece faydalı. Kendisine de öneririm. Pekala, sağ olun hocam. Teşekkür ederiz sorular için. Devam ediyor muyuz? Var mı? Yani 3 dakikamız var hocam ama yetişirse en azından beslenmenin püf noktalarını tamamlayalım. O kolay kolay bitecek gibi durmuyor ama şöyle yapalım. Öyleyse yeni çalışmalardan mı bahsedelim? Yeni çalışmalarda bu. Ben birkaç tane daha bu püf noktalarından söyleyeyim istiyorsanız. Lütfen. Bunlar önemli ve akılda kalıcı. Yine obez bir kişide gün içerisinde uyuklama, gün içerisinde inanılmaz derecede yorgunluk, uyku hali, dinlendirici olmayan bir uyku olduğu zaman kişinin uyku apne sendromu, bunu ısrarla sık sık bir dile getiriyoruz biliyorsunuz ve çok ciddi bir problem. Obezlerde en fazla öldürücü komplikasyon bu. Mutlaka bir uyku apnesi olup olmadığını araştırmasında fayda var ve çok sık karşılaştığımız bir olay. Onun dışında özellikle fazla yağ sahip olan bayanlar için şöyle bir çalışma var. İngiltere Londra'daki Kent Üniversitesi'nin bayağı geniş katılımlı bir grupla yapılmış. Akşam yatmadan önce, ama bu tekrar söylüyorum, vücut kondisyonunu koruma kollama adına değil, zayıflamak istiyorum diyen kişiler için. Akşam yatmadan önce yapılan hareketlerin, özellikle yürümenin son derece daha güçlü bir yağ eriticisi olduğu bulunmuş. Eğer 100 kalorilik bir harcama yapmışlarsa, gelip bir bardak su içerek yattıklarında uykuda da 113 kalori daha tükettiği bulunmuş. Bu da önemli bir nokta. Pekala.
Tabii bunlar daha bir sürü hocam. Yeni çalışmalardan da bahsedecek vakit pek kalmadı. İki dakikamız var. Eklemek istediğiniz bir not var mı? O zaman şöyle bir şey var Meva Hanım. Bu yeni çalışmaların içerisinde benim böyle çok hoşuma giden çalışmalar var. Bu birkaç gün öncenin çalışması ve burada maalesef hekimler de biz pek uyarıcı olamıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi şeker hastası değil bir kadın ama gebe kaldı. Eğer kanında şeker miktarı yüksek oluyorsa, yani aşırı şekerli gıdaları alıyorsa, bu kadının konjenital kalp anomalisi, yani kalp kapağı defekte olur, başka kalpte delikler olur vesaire, çocuk doğurma olasılığı çok yüksek. Benim nasıl şekerim yok, ben yerim şekerli gıdaları. Ama biz kadında, gebe kadında şekeri ne zaman ölçmeye başlıyoruz? Genellikle gebeliğin 3. ayından sonra. Kalp ne zaman oluşuyor? Kalp de asla 2. ayda oluşuyor. O küçücük kalp biliyorsunuz ultrasonda atmaya başlıyor ve geç kalmış oluyoruz. O zaman en mantıklısı şu ve burada insanlarımıza inşallah çok da faydalı oluruz diye düşünüyorum. Bu çok yeni bir çalışma. Bir kadın gebeliğe hazırlanıyorsa mutlaka gebelikten önce durumunu bir gözden geçirmesi lazım. Vitamin düzeyi olarak, beslenmesi olarak, demek ki şekerle aşırı miktarda beslendiği zaman şeker hastası olmasa bile kalp hastası, konjenital, doğumsal kalp anomalisi bir bebek doğurma olasılığı çok yüksek. Bunu özellikle burada belirtelim. Çok önemli bir bilgi. Daha bir sürü bilgi var orada. Bir sonraki hafta onları İnşallah. Konuşacağız hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Emre, benim gözüm yine ara ara takılıp durdu. Tavuklar tamam. Evet. Hemen kısaca bir anlatayım izleyicilerimize. Önce tavuk bagetleri bir marinasyon işleminden geçirdik. İçerisinde bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı taneli hardal, 3-4 yemek kaşığı soya sosu ve bir 100 milim kadar krema var. Biraz da sarımsak ve karabiber var. Tuz eklemedim ben. Tuz, çünkü soya sosu tuz içerdiği için. Soya sosunuz dark değilse biraz tuz ekleyebilirsiniz. Biraz marinasyonda beklettikten sonra bir 15 dakika ızgarada kendi sosuyla pişirdim. Daha sonra fırında bir cam tepsi içerisinde yine marine ettiğim tepside dinlendirerek bir 10 dakika pişirdim. Bulgur pilavı da sebzeli bulgur pilavı, hemen tereyağında soğan ve sarımsakları soteledikten sonra biraz kırmızı biber, yeşil biber ve kabuğu soyulmuş küp doğranmış domatesleri de sotelerken önceden yıkadığım başbaşı dediğimiz bulguru ekledim. Biraz kavurduktan sonra salça da kullandım tabii renklendirmek için ve lezzetlendirmek için. Suyunu ekledim ve pişirdim. Tuz ve karabiber de var bulgur pilavının içerisinde. Tavukları da bu pilavın üzerinde servis ettim. Herkese afiyet olsun. Eline sağlık Emre. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın yeniden sizinle birlikte olacağız. İyi günler.